Yoksa Duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri, hoş geldiniz. Size bedavaya bir ev verecekler ama almak istemeyeceksiniz. Sizce bu mümkün mü? Değil diyorsanız yanılmaya hazır olun. Çünkü bugün listedeki evler sınırları zorluyor. Hazırsanız başlıyoruz. 6 numara Locana İtalya. İtalya'da size bedava ev verseler, hatta üstüne bir de 9000 euro verseler burada yaşar mıydınız? İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının eteklerindeki bu kasaba her yıl daha da sessizleşiyor. Şehire göç eden kasaba halkı geri dönmüyor. Hatta okulda o kadar az öğrenci kalmış ki neredeyse okul bile kapatılmak üzere. İşte bu yüzden kasabayı yeniden canlandırmak için bir kampanya başlatıldı. İtalyan olun veya olmayın, bu teklif herkes için geçerli. Sadece bu kasabada yaşayacağınıza dair sözleşme imzalıyorsunuz ve evlerden biri sizin oluyor. Tek bir şart var, tatiller hariç bu kasabayı asla terk etmeyeceksiniz. 5 numara Bolu Harikalar Diyarı. Şimdi de sırada Türkiye'den bir yer var. Harikalar Diyarı dediğime bakmayın, şu haliyle bir hayalet kasabayı andırıyor. Burası Bolu'nun biraz dışında kurulan bir site. Evlerin mimarisi Disney çizgi filmlerindeki şatolardan ve Galata Kulesi'nden esinlenilmiş. Tanesi 500 bin dolar ve Arap turistlere satılmak üzere yapılmış. Ancak pek talep olmamış. 536 adet evden sadece 10 tanesi satılmış. Geri kalanı boş ve kimse yaşamıyor. Siz olsanız buradan bir ev alır mıydınız? 4 numara Lucin Kasabası. Şimdi de Amerika'nın Utah eyaletindeki bir hayalet kasabaya gidiyoruz. Bu kasaba 19. yüzyılda buharlı trenlerin su kazanlarını doldurduğu bir durak noktası olarak kuruldu. Ayrıca altın bakımından zengin bu topraklara bir sürü defineci geliyordu. Ancak tren yolunun taşınmasından sonra kasaba terk edildi ve 84 yıldır burada kimse yaşamıyor. İşte kasabadaki bu ev 84 yıldır satılık ama kimse almıyor. Hem de ayda sadece 100 dolar vererek 30 yıllık bir krediyle sizin olabilir. Kim bilir, belki aldığınız arazide biraz altın bulup zengin bile olabilirsiniz. 3 numara Okutama Japonya. Yine yavaş yavaş terk edilen ve yok olmaya yüz tutan bir kasaba daha. Bu kez Japonya'dayız. Bu tarihi Japon evleri tamamen bedavaya sizin olabilir. Devletin bunun karşılığında tek şartı var. 15 yıl burada yaşayacaksınız ve sonunda evin tapusu sizin olacak. Biraz tamirat yaptıktan sonra Tokyo'ya yakın bu kasabada bir eviniz olabilir. Neden kimse gidip oturmak istemiyor anlamıyorum. Peki siz Japonya'da olsanız ne yapardınız? 2 numara Vitenom Kasabası, Avustralya. Kimsenin yaşamak istemediği bir kasaba daha. Burası Avustralya kıtasının batısında bulunuyor. Öyle bir yer ki kasaba haritalardan silinmiş, yol tabelalarından kaldırılmış. Adeta varlığı unutturulmaya çalışılıyor. Neden mi? Burası 1900'lü yıllarda asbest madeni olarak işletiliyordu. Kimya alanında kullanılan bu madde kanserojen bir mineraldir. Madenler yüzünden bölgenin havası gittikçe kirlenmiş ve en sonunda insanlar için tehlikeli hale gelmiştir. Bu yüzden bölge kapatıldı ve şu an orada kimse yaşamıyor. Ancak yine de bu kasabada isterseniz bedavaya yaşayabilirsiniz. Ama hayatınız boyunca sürekli gaz maskesi takmayı ve koruyucu elbiseler giymeyi kabul etmek zorundasınız. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara Bodin, Fransa. Fransa'da bir kasabanız olsun ister miydiniz? Evet, bu kez sadece bir ev değil, tüm kasaba satılık. Hatta 1959'dan beridir satışta ama nedense kimse gidip yerleşmek istemiyor. Kasabanın fiyatı 150 bin dolar. Toplam 20 ev olduğunu düşünürsek tanesi 7500 dolara geliyor. Tek şartı aldığınız yeri restore etmek zorundasınız. Bence iyi bir anlaşma, arkadaşlarla toplanıp alınabilir. Düşünsenize, tüm kasaba ya akrabanız ya da arkadaşınız, bütün köyü tanımak güzel olabilirdi. Listedeki evlerden almak istediğiniz var mı? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.